نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Fedan kentinde yaşayan Hazreti Yakup, uzun süredir oranın valisi olan dayısının sürüsüne çobanlık yapmakla hayatını sürdürüyordu. Putperest olan Fedan halkı, yağmur yağması için Babel'in ana tanrıçası İştar'a adaklar sunuyordu. Bu kente yağmur yağmamasının nedenini tanrıların Yakup'un yaptıklarından hoşnut olmamalarına bağlıyorlardı. Fedan kentinde Yakup, insanlara tek tanrıya inanmalarını ve ona ortak koşmamalarını söylüyordu. Yakup'un Rahil, Lea, Bilha ve Zülfa isminde 4 eşi vardı. Rahil dışında diğer eşler Yakup'a 10 erkek ve bir kız doğurmuşlardı. Uzun yıllardan sonra Rahil hamile kalır. İştar tapınağının kâhinleri, özellikle de büyücülükle uğraşan İster, Yakup'un insanlardan tek tanrıya inanmaları için verdiği vaazlardan çok rahatsız oluyor. Ancak Fedan şehrinin valisi Laban, Yakup'un dayısı olduğu için Yakup'a bir şey yapamıyorlardı. Bir keresinde Fedan halkından tanrılarını küçümseyen birini Yakup'a gözdağı vermek için ölüme mahkum ederler. Mahkum ölüm cezasına çarptırılır ve tam ateşe atılacağı sırada Yakup tarafından kan parası ödenerek ölümden kurtarılır. Bu davranışı mahkumu ve karısının kendisine inanmasını beraberinde getirir. Bir süre sonra Rahil'in doğum sancıları başlar. Ancak bir türlü bebek doğmamaktadır. Kimse onun ve çocuğunun kurtulacağına inanmaz. İster ve Fedan halkı Yakup'un tanrıların öfkesini kendi üzerlerine çektiğine inanırlar. Rahil'in durumu gittikçe kötüye gider. Laban aynı zamanda yetenekli bir ebe olan İster'in Rahil'i kurtarabileceğine inanır. Ancak Yakup bir putperestten yardım almayı uygun bulmaz. Dua etmek için hurmalığa gider. Rahil'i kız kardeşi Lea'ya teslim eder. Yakup'u tanrıların azabına layık gören İster tapınakta Rahil ve çocuğunu yok etmek için büyü hazırlamaya koyulur. Ateşe bir takım maddeler atarak ve tılsımlı sözler okur. Tanrılardan Yakup'u cezalandırmalarını diler. Diğer yandan Yakup, hurmalıkta Tanrı'ya yakarmaktayken Rahil hasta yatağında kendinden geçer. Milattan önce 1160 yılı. Fedan, Babil ülkesinin güneyinde yer alan bir kent. Ey yüce İştar, ey ana tanrıça, ey
Ey şefkatli tanrıça, ey doğum ve bereket tanrıçası, bu çocuğu iyileştir ve endişeli annesini sevindir. Bu çocuğun annesi dergahına değerli hediyeler sunacağına söz veriyor. Ben iştardan yavrunu yaşatmasını istedim ve o benim bu dileğimi kabul etti. Size ve yüce iştara minnettarım. Şefkatli iştara şükranlarımı sunuyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Oğlum ölmek üzereydi. Siz onu iyileştirdiniz. Sana şükürler olsun yüce iştar. Bana oğlumu geri verdin. Sana şükürler olsun. Şükürler olsun yüce iştar. İştar oğlumu koruyacak. Şükürler olsun yüce iştar. Sana çok şükürler olsun. Hiç şüphesiz o çocuk da bizim oğlumuz gibi iyileşecek. Hı? İştar kudretli ve şefkatli bir tanrıçadır. Muhakkak onu da iyileştirecektir. Evet, kesinlikle öyle. Hadi gidelim. Size ne oluyor böyle? Size melekler secde ederken siz kendi yonttuğunuz putlara mı secde edeceksiniz? Bütün varlık insana teslim olmuşken sizler cansız taşların huzurunda mı eğileceksiniz? Sen bu sözleri uyduruyorsun. Haksız yere tanrılarımıza hakaret ediyorsun. Ben bu sözleri kendimden uydurmuyorum. Ben Allah'ın elçisiyim. Sözlerim de onun kitabındandır. Bu gördüğünüz semavi kitap atam İbrahim peygambere indirilmiş suhuftur. Ben onun getirdiği dine inanıyorum ve bu dini tebliğ ediyorum. Kendimden hiçbir şey katmıyorum. Tanrımıza ihanet etmeni o semavi kitap mı söylüyor? İhanet etmiyorum. Soruyorum. Biliyorsanız cevap verin. Bilmiyorsanız kabul edin. Size soruyorum. İştar tapınağındaki heykeller sizin yaratıcınız mı? Yoksa sizin yarattıklarınız mı? Siz mi İştar'a hükmediyorsunuz? Yoksa iştar mı size hükmediyor? İştar dediğin gibi zayıf ve güçsüz bir taştan ibaretse nasıl oluyordu oğlumu iyileştirebiliyor doğru peki? Doğru söylüyor, biz de gördük. Evet, doğru söylüyor, ben de gördüm. İştar onun oğlunu iyileştirdi, ben gördüm. Oğlunu iyileştiren iştar yakarışlarını duyan o bilge işiticidir. Her ne kadar sen Allah'tan başkasına sığınıp başkasından yardım dilediysen de kullarının bütün durumlarından haberdar olan Allah rahmetini göstererek çocuğunu iyileştirdi. Gözün var ancak basiretin olmadığı için iştarı gördün. Ancak gerçek şifacıyı göremedin. Yakub'un sözlerinin özeti şudur. Kendi tanrılarımızı bırakıp onun tanrısına tapınalım. Yanılıyor muyum? İyi ama kendi tanrımızdan ne hayır gördük ki senin tanrından görelim. Ben sizi daha üstün bir tanrıya tapmaya davet ediyorum. Bütün varlıktan daha üstün bir tanrı. Senin tanrının diğer tanrılardan daha üstün olduğunu nereden bileceğiz? Senin ve tanrının iştar tapınağındaki kainler gibi servetinize servet katıp kendi çıkarlarınızı düşünmeyeceğiniz ne malum? Hepiniz biliyorsunuz ki ben Leban için çobanlık yapıyorum. Bugüne kadar sizden hiçbir ücret istedim. Çalışmak ve çobanlık yapmaktan başka bir işimi gördünüz mü? Peki ya bundan sonra ücret talep edersen ne olacak? Şimdiye dek gücün yoktu, yoksa senin de kahinlerden aşağı kalır yanın yok. Hepiniz aynısınız. Elinize güç geçirir geçirmez karnınızı doyurup hemen küplerinizi dolduruyorsunuz. Sana hak veriyorum. Biricik hasta oğlunu kaybettin ve hiç kimse sana yardım etmedi. Ne büyücü ister ne de tapınağının tanrısı ister. Bütün tanrılardan yüz çevirmekte haklısın. Tapınağın aciz tanrıcısı beni ilgilendirmiyor. Sözüm senin görünmeyen tanrına. Tanrılardan yeterince çektik artık. Yeni bir tanrıya dayanacak gücümüz kalmadı. Memurlar geldi, tapınağın memurları geldi. Faris, Faris, kaç! Bu taraftan gitti. Bu taraftan. Bırakın onu. Bırakın onu. Bırakın.
Şükret ki Vali Laban'ın damadısın. Yoksa ben sana yapacağımı bilirdim. Senden ve tapınağın memurlarından korkmuyorum. Dağılın! Dağılın! Yakup'un saçmalıklarına daha fazla kulak asmayın. İştar'a yaptığı hakaretlerin Fedan'a kıtlık getirdiğini görmüyor musunuz? Onu dinlemeyin! Gidin! Durursun! Gidin! Ya. Gidelim! İştar'ın lanetine uğramadan gidelim! Evet, 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 gidelim, hadi gidelim. Gidelim buradan. Gerçekten gidelim. Yakında yağmur yağmazsa Fedan halkının ektiği bütün mahsuller zarar görecek. Allah'a rahmet yağmurunu bizden esirgememesi için dua ediyorum. Orada neler oluyor baba? Bu Fedan halkının eski bir adeti. İştara düşman olanları ateşe atıyorlar. Mancınıkla mahkumu ateşe atıyorlar. Onun suçu ne? Yüce kahin, onu bağışlayın lütfen, bize acıyın. Lütfen bize acıyın. Bırakın beni, bırakın onun beni. Onun suçu ne söyleyin lütfen. Ben ne yaptım? Lütfen bize acıyın, bırakın onu. Siz burada sürüye göz kulak olun, ben gidip bir bakayım. Bu adam cezasını çekmeli. Bırakın, bırakın, ben ne yaptım? Bırakın beni! Bırakın! Ben hiçbir şey yapmadım! Onu bırakın, yapmayın! Bırakın diyorum! Ben hiçbir şey yapmadım! Vali Laban'ın yeğeni Çoban Yakup geliyor. Tanrılarımıza hakaretin cezası işte bu! Bırakın! Lütfen onu affedin! O suçsuz! Onun hiçbir suçu yok! Bırakın beni! Bırakın, ben bir şey yapmadım! Ben hiçbir şey yapmadım! Bırakın! Bırakın! Lütfen bizi bırakın, o suçsuz, yakmayın! Fedan halkı, bana yardım edin! Ben masumum! Beni bırakın, ben suçsuzum Fedan halkı! Suçlu Faris İştar'ın düşmanıdır. O taşla İştar'a saldırmış ve ona beceriksiz ve aciz tanrı diye hitapta bulunmuştur. Fedan halkının eski geleneğine göre büyük tanrıçamız İştar'a ihanet edenler mancınıkla ateşe atılmalıdır. Kafirin cezasını verin. Ben suçsuzum. Benim hiçbir suçum yok. Fedan halkı, ben masumum. Bana yardım edin. Beni bırakın, ben suçsuzum. Benim hiçbir suçum yok. Zavallı Faris. Ben suçsuzum. Benim bir suçum yok. Benim hiçbir suçum yok. Kahin, bana yardım et. Ben suçsuzum. Ben suçsuzum. Fedan halkı, ben suçsuzum. Bana yardım edin. Bana yardım edin. Benim hiçbir suçum yok. Bana yardım edin Fedan halkı. Boşuna nefesini tüketme. Ya diyetini ödersin ya da ateşte cayır cayır yanarsın. Onu yakmayın. Benim hiçbir suçum yok. Benim hiçbir suçum yok. Beni yakmayın. Yakmayın, yakmayın beni. Yakmayın.
Diyetin ne kadardır? Ben ödeyeceğim. Ödeyecek misin? Hayır. O da İştar'ın düşmanlarından biri. Sen İştar'ın düşmanlarındansın. Önce kendi diyetini ödemelisin. Duydun mu beni? Peki benim için tutuklamıyorsunuz? Mancınıkla ateşe atılmak hanedanımın yabancı olduğu bir uygulama değil. Büyük atam İbrahim de Nemrut'un emriyle mancınıkla ateşe atılmıştı. Bugüne kadar valinin sayesinde tutuklanmadın. Hem onun yeğeni hem de damadısın. Şu halde valiye ya da hükümete mensup olanlar tanrılara ihanet ettikleri halde ceza almayabiliyorlar. Çabuk onu tutuklayın ve büyük atası gibi ateşe atın. Neler oluyor? Onu da yakaladılar. Öldürüyorlar. Bırakın beni. Bırakın beni. Size bırakın beni diyorum. Burada neler oluyor? Onu rahat bırakın. Onu da serbest bırakın. Hadi hemen bırakın. Faris cezalandırılmalı. Yakup onun diyetini ödüyorken onu cezalandırmaya hakkınız yok sizin. Onu serbest bırakmayın. Yakup, Faris'in diyet olarak 500 dinar ödemek zorunda. Sakıncası yok, ben bu parayı ödeyeceğim. Allah iyi kalpli dayım Laban'ı korusun. Daha ne zamana kadar senin hatalarını düzelteceğim? Size minnettarız. Çok teşekkür ediyorum. Diyetimi ödeyinceye kadar sizin için çalışacağım. Size çok teşekkür ederim. Benim hayatımı kurtardınız. Çok teşekkür ederim. Hayatımızı kurtardınız. Bize yeniden bir hayat bahşettiniz. Gidelim. Hadi gidelim. Gerçekten çok iyi bir adam gibi görünüyor. Yıllardır İştar, Fedan ve Babil halkından kurban alıyor. Baban Neban imdadımıza yetişmeseydi ikimizi de yakacaklardı. Faris canını kurtardığı için artık İştar'a tapmaktan vazgeçip tek bir Allah'a inanmalı. İçin rahat olsun Rahil. Kurtulduğu andan itibaren o da tek bir Allah'a inanıyor. Misafirimiz ne zaman gelecek Rahil? Allah'ın peygamberi yakında. Yıllardır senden bir çocuk bekliyorum. Allah'ın izniyle yakında bu bekleyiş sona erecek. Ah,
Serdan ve beraberindekilere selam olsun. Çoban Yakup'a selam. Minnettarım. Görüyorum ki İştar Tapınağı'na hediye götürüyorsunuz. Tanrılara hoşnut etmek gerek. Aksi takdirde bu yılda yağmura hasret kalırız. Bu hurmalara tanrılardan daha çok muhtaç olduğunuzu düşünmüyor musunuz? Bazıları tanrılara ihanet ediyor. Onların öfkesine mani olmak için de ceremesini biz çekiyoruz. İştar Tapınağı'ndaki taş heykellerin iradesiyle yağmur yağdığından emin misiniz? Tanrıları öfkelendiren ve yağmur yüklü bulutları fedandan uzaklaştıran şey senin bu küfür dolu sözlerin. Tanrılarımıza ihanet etmekten vazgeç Yakup. Niçin kendinize böyle zulmediyorsunuz? Her şeye kadir olan Allah'a bırakıp taştan heykellere tapıyorsunuz. Niçin kararmış kalplerinizi biricik Allah'ın nuruyla aydınlatmıyorsunuz? Büyük İştar, bereket tanrıçası. Tapınağını düşmanlarının kanıyla kutsuyorum. Kuraklığı bu diyardan uzak tut. Fedan halkına yağmurlarını yağdır. Büyük İştar, dileklerimizi kabul et bereket tanrıçası. Büyük İştar, sana yalvarıyoruz. Dileklerimizi kabul et. Fedan halkına yağmurlarını yağdır. Bereket ver. Bereket tanrıçası büyük İştar, sana yalvarıyoruz. Efendim, her zamanki gibi tapınağın önünde durdu ve tanrılara ihanet etti. Sonra da oğlunu bir şeyler söyledi ama ben bir şey duymadım. Hiçbir şey duymadım. Bol ve bereketli yağmurlarını fedan halkından esirgeme. Yakup vazgeçmeyecek. Tanrıların lanetine uğramasını diliyorum yüce İştar. Bol ve bereketli İşte. Yağmurlarını fedan halkından esirgeme. Yakup yeniden başlamış. Tanrıların lanetine uğramasını diliyorum. Şimdi onunla nasıl baş edeceğiz? Sen Laban'ı buraya çağır. Ben bir yol bulurum mutlaka. Bir an önce Laban'ı buraya davet et. Efendim, başkâhin sizi tapınağa davet ediyorlar efendim. Önemli bir olay mı var? Evet efendim. Durun! Bir kez daha hırsızlık yapacak olursan buradan ölün çıkar, tamam mı? Söz veriyorum, bir daha yapmayacağım. Çözün onu. Sen benimle gel. Konu yine çoban Yakup'un davranışları. Yakup'un yaptıkları beni ilgilendirmez. Ama efendim o tanrıların aleyhinde konuşuyor. Ona gereken cevabı vermek kâhinlere düşer. Cevap verecek gücünüz yoksa niçin beni rahatsız ediyorsunuz? Tanrıların tanrısı büyük işler çok öfkeli. Ben kıtlık görüyorum. Fedan'ın dört bir yanını kuraklık ve ölüm saracak. Burada bekleyin efendim. Ben başkâhine haber vereyim. İştar'ı hemen kızdırdılar. İştar kendisine yapılan ihanete tahammül etmez. Biri İştar'ı çok kızdırmış. Tanrılara ihanet eden kişi yakında cezalandırılacak. Büyük İştar kendine bir kurban istiyor. Ona bir kurban vermeliyiz.
Laban, neden Yakup'un küfür dolu sözlerine mani olmuyorsun? Halkın imanından siz sorumlusunuz. Ben kâhin değilim, valiyim. Yakup'un davranışları onu bağlar. Ancak o senin yeğenin ve kızlarının kocası. Ben Yakup'un davranışlarından değil, Feda'nın huzur ve güvenliğinden sorumluyum. İşte bu yüzden onu sakinleştirmelisin. O Feda'nın huzurunu kaçırmış. Feda'na huzuru geri getir. Kıtlık yakında bütün Feda'nı saracak. Ve Yakup bütün bu felaketlerin baş sorumlusu. Şimdiye kadar benim nimetlerinin artmasına ve koyunlarımın çoğalmasına sebep olan Yakup nasıl oluyor da Fedan'daki kıtlık ve felaketlerin sorumlusu oluyor? Çünkü Yakup tanrılarımıza açıkça karşı çıkmaya başladı. Daha önce de Babil tanrılarını tanımıyordu. O zaman niye kıtlık olmadı? Çünkü Yakup o zamanlar inancını gizliyordu. Ama şimdi açıkça kendi inancını yayıyor. Herkesin önünde işlere ihanet ediyor. Onu susturmalısın. Susturmalı mı? Evet, öyle. Babil devleti seni buraya niçin atadı sanıyorsun? Demek Babil devletinin beni buraya niçin atadığını biliyorsun. Şunu da kafanıza soksanız iyi edersiniz. Ben yalnızca Babil devletinden emir alırım. Ne sizden ne de İştar tapınağından emir almam. Şu halde Babil'deki İştar tapınağının başkâhininin bu maceradan haberdar olmasının bir sakıncası yok. Peki, Yakup'la konuşacağım. Yakup'a benim ya da ailemin başına bir şey gelirse bundan onun hanedanını sorumlu tutacağımı da söyle. Erken öten horozun başı çabuk kesilir. Sözlerine dikkat et. Seni bu seferlik bağışlıyorum. Bir dahaki sefere bunu yapmam. Sana ayağını denk almanı öneriyorum. Eğer kuraklık bu yılda mahsulümü yok ederse Yakup ve ailesini hayatta bırakmayacağım. Daha şimdiden ürünlerimiz kurudu. Hiç ümit yok. Hoş geldin baba. Hoş geldin baba. Hangi dağda kurt öldü de Fedan şehrinin valisi kızlarını ziyarete geldi acaba? Bu Yakup vazgeçmeyecek mi? Ne oldu baba? Yoksa yine tapınağın kâhinleri sana Yakup'u mu şikayet etti? Ne yani? Yakup'un hiç mi suçu yok? Fedan'da olup biten her şey kâhinlerin bir komplosu mu? Siz de çok iyi biliyorsunuz ki Yakup peygamberliğinin gereklerini yerine getirmekten başka bir şey yapmaz. İştar tapınağının binlerce yıllık hainlerinden ne istiyor peki? Büyük atasının dinini anlatmak istiyorsa anlatsın. Benim hanedanımı da anlatsın. Ama halkın inançlarına niçin karışıyor? Halkın inançlarına karışmaya hakkı yok. Yanılıyorsunuz sevgili babacığım. Onlar buna da tahammül göstermeyecektir. Baba, Yakup insanların tek bir Allah'a inanması için Allah tarafından gönderilmiş bir elçi. Tıpkı büyük babası İshak ve atası İbrahim gibi. Siz Fedan şehrinin huzuru ve güvenliğinden sorumlusunuz. O kendi görevini yapıyor, siz de kendi görevinizi yapın lütfen. Siz de onun gibi sorumsuzca konuşuyorsunuz. Eğer görevimin gereğini yapacak olursam sizin dağlara, çöllere kaçmanız gerek. Baba, benle kardeşimle ya eşimizin dinini kabul ettik ve ona verilen görevi layıkıyla yerine getirmesi için ona destek olacağız. Siz çıldırmışsınız. Niçin benim konumu mu düşünmüyorsunuz? Babil'deki İştar tapınağının baş kâhini benim yeğenimin Fedan'da İştar tapınağına karşı halkı kışkırttığını duyarsa başıma ne işler açılır biliyor musunuz? Yakup'un tanrısının kudreti Babil tapınaklarının baş kâhininin gücünden çok daha fazladır. Şu halde taştan tanrılar yerine kendi tanrımızdan korkmamız daha doğru olur. Ne onun tanrısı ne de bunların tanrıları beni ilgilendirmez. Yalnızca Yakup'un Fedan'da beni zor duruma düşürmeye hakkı olmadığını söylüyorum. Aa, aa,
Ne oldu Rahil? Rahil ne oldu? Ne oldu neyim var? Rahil. Rahil ne oldu kızım? Niçin Betin benzin atmış? Vakit geldi. Vakti geldi. Ver, ver, yardım edin. Hadi. Tamam. Tamam. Tamam tatlım. Faris. Buyurun efendim. Cod'un ovasına git ve Yakup'a bir an önce buraya gelmesini söyle. Tamam. Elini çabuk tut. Benim atımla git. Çobanlık hayvanların güdülmesi. Peygamberlik ise insanların doğru yolu bulmalarına yardımcı olmak demektir. Belki de bu yüzden peygamberlerin çoğu çobandı. Ben çocuklarımı yol göstericiliği öğrensinler diye koyunlarla birlikte buraya getirdim. Niçin benim çocuklarım kabadayılığı ve zorbalığı üstünlük ölçütü olarak görüyorlar? Zorbalığı ve kabadayılığı onlara ben öğretmedim. Kazanan ailenin büyüğü ve babamızın yerine geçecek. Babamızın yerine alacak kişi onun gibi kalkın, güçlü olmalı. Kalkın. Babam kadar güçlü olmalı. Kalkın, ailenin büyüğü ve benim halifem olacak kişi herkesten daha güçlü olan değil, Allah'ı en çok seven kişi olacaktır. İbrahim ve İshak Allah'ın en güçlü değil, en iyi kullarıydı. Ne oldu? Sürüyü siz getirin. Tamam. Babam nereye gitti? Önemli bir şey yok. Sürüyü toplayıp biz de gidiyoruz. Bilha, Rahil senin kuman mı? Evet. Rahil'le aran nasıl? İyiydi. Hem Rahil'le hem de Yakup'la aram gayet iyiydi. Ancak eğer Rahil'den bir çocukları olursa ikisi de artık yüzüme bakmayacak, biliyorum. Niye böyle düşünüyorsun? Yakup ve Rahil çok iyi insanlardır. Yakup Rahil'i çok seviyor. Ondan bir de çocuğu olursa onu bütün eşlerinden daha üstün tutacak. Onun kaç eşi var ki? 4. Ben, Zülfa, Leya ve Rahil. 4 mü dedin? Evet. Zülfa ve Riya da gözden düşecek. Acele et. Gene bu gecikmeyi benden bilecekler. Beni suçlayacaklar. Ben öyle düşünmüyorum. Yakup adil ve şefkatli bir insan. Kıskançlık yerine sevgini biraz daha arttırabilirsen seni de sevmeye devam eder. Hiç merak etme. Biraz çaba göster kızım. Valimizle bana selam olsun. Dile benden ne dilersen. Ama Rahil ve çocuğunu sağ salim istiyorum. İçiniz rahat olsun, merak etmeyin efendim. Ah.
endişelenme. Allah Rahman ve Rahim'dir. Rahil? 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 Rahil, uyan! Rahil? 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 Sakın, sakın Rahil Tanrı'nın öfkesine uğramış olmasın. Çocuğa siz bakın. Teyzeniz Rahil için dua edin. Çünkü sizin duanız daha çabuk kabul olur. Bir şeyler yapın, ne duruyorsunuz? Neler oluyor? Ne bileyim, bir şey söylemiyorlar. Biri iştarı kızdırmış. Ateş ve kan görüyorum. Bu ateş başta bize inanmayanın eteğini tutuşturacak. Ölümün uğursuz gölgesi kentimizi sarmış. Tanrılara ihanet eden yakında cezalandırılacak. İştara ihanet eden cezalandırılacak. Tanrıların lanetine uğramış olmasın sakın. İster tapınakta tanrılara inanmayanları lanetliyordu. Evet. Bu ateş önce bize inanmayanları yakacak demişti. Tanrılara ve iştara ihanet edenler herkesten önce cezalandırılacaklar. Rahil'in durumu nasıl? Durumu pek iyi değil. Bir şeyler yapın. Rahil hiç iyi görünmüyor. Sakin olun. Bizim Rabbimiz var. O ne dilerse o olacak. İnsanlar onun iştarın ve büyücü hislerin lanetine uğradığını söylüyorlar. Pekala. Bakalım Rahil ve çocuğunun Rabbi mi daha yüce ve daha kudretli, yoksa hislerin tanrıları mı? Rabbim. Rahil'e göz kulak ol. Ben döneceğim. Nereye gidiyorsunuz? Bizi bu halde bırakıp lütfen gitmeyin. Sakin olun. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Sen Tanrı'nla istediğini yap, ancak ben öyle durup bekleyemem. Bir tabip, bir tedavi, bir ilaç bulmam gerek. Ben de bir tabibe gidiyorum. Gerçek bir tabibe.
O hem Fedan halkının hem de kızlarımın başına bela olmuş biri. Onunla nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. Neden isteri çağırmıyorlar? Çok yetenekli bir ebedir o. Evet, yeteneklidir. Efendimiz Laban, isteri buraya getirtin. Gelir mi bilmem ama çok yetenekli bir ebedir. Git bak bakalım ister gelecek mi? Ona ne isterse vereceğimi söyle. Ayrıca ona eğer kızımı kurtarırsa Yakup'u Fedan'dan süreceğime dair söz verdiğimi de söyle. Hadi git. Acele et. Çabuk. Yakup Babil tanrılarının ihanetine uğramış. Büyük İştar'a ihanetin cezası işte budur. Kes sesini! Kes! Yakup'a neden Tanrısından yardım dilemediğini sor. Onun yerinde olsaydım bir sorunla karşılaştığımda tanrılarımı unutmazdım asla. Beni Efendimiz Laban gönderdi. Kızını kurtarırsanız Yakup'u Fedan'dan süreceğine dair söz verdi. Bence bu çok iyi bir fırsat. Fedan halkı Yüce İştar'ın gücünü ve tapınağın büyücüsü İster'in yeteneğini görmeli. Eğer Rahel'i kurtarırsan hiç şüphen olmasın ki Fedan halkının size inancı artacak ve burası altınla dolacak. Rahel'in ölümü de aynı neticeyi verecek. Şu halde bırakalım ölsün. Pekala. Git halka bunu anlat. Rahel'in İştar'a inanmadığı için öldüğünü söyle. Tek Tanrı'ya inanmak ve İştar'ın göz ardı edilmesinin bundan başka bir sonuç doğurmayacağını söyle. Rahel ve çocuğunun ölümüyle birlikte yağmurda yağarsa ne güzel olur. Ne muhteşem olur. Ayıltmamız lazım. Ayılmazsa ikisi de ölecek. Bu duman onu ayıltmaz, öldürür. Musun? Hayır, durup bekleyeceğim. Bakalım Yakup'un tanrısı mı yoksa tapınağın tanrısı mı kazanacak? Bu çok açık. Zafer İştar'ın olacak. Laban, ne diye beni buraya getirttin?
Yakup benim kudretli ve eşi benzeri olmayan bir tanrım var dememiş miydi? Peki neden ondan yardım istemiyor? Rahil'in hayatı senin ellerinde. Ona yardım et. Yakup'un İştar tapınağından bu kadar çabuk yardım dileneceği aklımın ucundan bile geçmemişti. Sen hayal görüyorsun İştar. Açık gözlerle sana bu rüyaları kim gördü? Eşin ve çocuğunun ölümüne kendi gözlerinle tanık olunca kimin hayal gördüğü belli olacak Yakup. Hayat ve ölüm Allah'ın elindedir. İştar ve İştar'ın değil. İştar'ın buraya gelmesini ondan ben istedim. Rahil'in durumu çok kötü. Rahil'in kendi Rabbinden başka birine ihtiyacı yok. Çık evimden dışarı. Çık dışarı. Dur bakalım Yakup, sana söylüyorum. Çık dışarı. Karın ve çocuğun bu gece ölecek. Bütün sevdiklerin ölmeden tanrıların öfkesi yatışmayacak Yakup. Eşim senin duanla gelmedi ki, bedduanla gitsin. Defol evimden. Neden halkı? Bu ne kendine acıyor ne de size. Onun bu davranışları size kıtlık, eşi ve çocuğu içinde ölüm getirecek. Yakında İştar'ın büyüsünü ve İştar'ın kudretini göreceksiniz halkım. Kızımın başına bir şey gelirse ölümlerden ölüm beğen.